Bugün üzerine konuşacağımız çok fazla başlık var. O yüzden tek tek hepsine hızlıca girelim istiyorum. Bugünkü konularımız Forza Horizon 5'in oyun incelemesi, sonrasında Jedi Survivor ve en sonunda da çıkacak olan Suicide Squad Kill the Justice League oyununu konuşacağız. Tüm bunların hepsi bu videonun içerisinde olacak. Önceliğimiz Forza Horizon 5. Önce bir oyun analizi, sonrasında bu iki haberin biraz üzerine gideceğiz. Forza Horizon 5 oynamayı uzun zamandır beklediğim ve özellikle tabii ki bunun için bilgisayar ve uygun bir Game Pass durumu gerektiği için uğraştığım birkaç tane teknik problem oldu. Ondan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Ben Game Pass'i daha önce almıştım ve onu daha önce başka bir bilgisayarda oynamıştım. Ancak bilgisayar artık yetersizleşmeye ve önemli oyunları açmamaya başlamıştı. Bunun üzerine masaüstü bilgisayarıma geçmeye çalıştım ama Xbox Game Pass orada başarılı olmadığı bir sebepten dolayı sıkıntı yaşadım. Hatta ben de bunu anlamadım, yani Xbox destekle de konuştuk epey. Gerçekten yani böyle 7-8 gün gibi ciddi bir süre vermem gerekti bunun çözülmesi için ve en sonunda çözüldü. Bunun üzerine de Forza Horizon 5 ilk indirdiğim oyun oldu. Forza serisinden çok kısa bahsedeyim. Ben daha önceki videolarda da hatırlarsınız Forza Horizon 5'ten bahsetmiştim. Bu oyunun beni etkilediğini, Need for Speed'e kıyasla bu seriyi daha çok sevdiğimi, oynamanın daha keyifli olduğunu söylemiştim. Açıkçası ben Forza 1, 2, 3'ü oynamadım. 4 ve 5'i oynadım. Ve 4 beni inanılmaz büyülemişti gerçekten. Hem gerçekten görsel şölen sunuyordu, hem sürüş zevki çok yüksekti, hem de gerçekten bir yarış oyununu bence yapması gereken bir şey yaparak sizi sadece yarışa kanalize ediyordu. Yani yarışta inanılmaz zorlaştırmıyordu aslında. Böyle keyiflik oynanabilecek, isterseniz sizi sınırlarınıza itebilecek, çok fazla araç çeşitliliği sunan, o araçlarda inanılmaz değişiklikler yapmayı sağlayan bir oyun deneyimi sunmuştu Forza 4. Ve açıkçası ben 5'ten de aynısını bekliyordum. Ve aynı anda beklediğim gibi oldu. Forza Horizon 5 bir Forza Horizon 4 aslında. Çok bir farkı yok ama ben bunu daha önce birçok oyun için söylemiştim. Tekrarın sorun olduğunu birçok oyunda konuşmuştum. Ancak burada şunu net söyleyebilirim. Buradaki tekrar benim hoşuma gitti. Çünkü benim için en azından Forza zaten Forza Horizon 4 ve 5'ten ibaret olmuş oldu. Dolayısıyla sadece bir oyundaki farkını gördük. Zaten Game Pass sayesinde parasını da vermediğim için Forza Horizon 5 beni gayet tatmin etti. Şimdi çok kısa bahsedeyim. Aslında daha önce eğer Forza oynadıysanız anlatacağım hiçbir şey size bir şey ifade etmeyecek. Çünkü zaten klasik bir Forza mantığı var oyunda. Bir Forza Horizon Festivali var. Daha sonra Horizon Festivali var. Ve biz de bu festivale katılmış oluyoruz. Bu festival içerisinde çeşitli yarışlar yapıyoruz. Kimisinde işte uçakla yarışıyorsunuz. Uçaktan motor atıyorlar. Onun dışında normal yarışlar yapıyorsunuz. Bu yarışlar genellikle işte zeminine göre değişiyor. Kimisinde daha işte böyle toprak zeminde yarışacağınız arabalar var. Tabii ki onlar normal bir araba kullanırsanız, mesela Ferrari'de var ama Ferrari'yi toprak zeminde kullanırsanız o olmuyor tabii ki. Daha düzgün zeminler için daha farklı arabalar var. Onlarda da o toprak zemin arabaları iş yapamıyor doğal olarak. Bunun gibi aslında birkaç tane off-road, on-road işte ve daha düzgün pistler olmak üzere genel olarak bu şekilde tasarlanmış. 4 de böyleydi, 5 de böyle. Harita neredeyse birebir aynı. Yani zaten bir fark olması da gerekmiyor. Mantığının şöyle bir güzel tarafı var. Forza Horizon içerisinde 4 ve 5 için ortak konuşuyorum. Yapabileceğiniz çok fazla şey var aslında. Mesela kayıp arabaları bulduğunuz belli görevler var. Kayıp arabayı buluyorsunuz, restore ediyorsunuz, sizin oluyor. Bu yapılabileceklerden bir tanesi ve bence çok keyifli. Yarışmak normal tabii ki, bunda bir süre yok. Onun dışında süreyle yarış hali var. Başkalarıyla online yarışabiliyorsunuz. Ama hiç online tarafına girmeyip tek yarışabiliyorsunuz. Bu benim yaptığım en azından. Ve Forza'nın şöyle komik bir tarafı var. Mesela siz arabayı sürüyorsunuz. Yani normal tekli yarışa giriyorsunuz. Online değil, offline. Bilgisayara karşı. Ve sizin gerçek oyuncuların Nick'i ile karşılaşıyorsunuz. Yani yarışta onlar var gibi gösteriyor. Halbuki yok. 4'te de vardı bu. Ben çok gülüyorum bunu her seferinde. Yani olmayan birine at vermiş ve onunla yarıştırtıyor. Bir nevi aslında seni illüzyona sokuyor. İlginç de bir şekilde. Komik bir mantığı var. Ama Forza bence çok başarılı bir seri. Need for Speed'den neleri daha iyi yapıyor? Burada onu söyleyeyim. Çünkü Forza Horizon 5'i ayrı ayrı incelemek çok değişik bir şey olur. Yani çok basit bir mantığı var çünkü. Forza'nın daha iyi yaptığı şeyleri söylemek daha iyi bir inceleme olur. Yani diğer kısımlara göre. Need for Speed'den neyi daha iyi yapıyor? Bir, bence sürüşte zaten farkı atıyor. En gerekli yer zaten orası. Çok yumuşak bir sürüşü var. Yani araçtan araca tabii ki değişiyor. Siz çekişini ayarlıyorsunuz aracın. İşte customization yapıyorsunuz bir sürü. Yani bunlar aslında çok ciddi artılar tabii ki işin. Ama bu kadarla kalmıyor.
Yani siz aslında o sürüşü sadece bunlarla ayarlamıyorsunuz. Forza kendiliğinden de size daha açık bir sürüş, daha esnek bir sürüş veriyor. Mesela Need for Speed'de biraz daha bir kasıntı var. Yani mesela dönüşler daha bir zor falan filan. Yani Need for Speed daha challenging bir şey veriyor. Daha zor, daha böyle uğraştırıcı bir işi veriyor. Bu bazen çok hoşuna gidebilir. Ama Forza da istersen bunu veriyor zaten. Ama bir taraftan da istemezsen de buyur diyor yani. Sunduğu bir hikaye yok. Bu anlamda tabii ki Need for Speed daha zengin. Ama yani neden bir hikaye sunmak zorunda ki diye de düşünüyorsunuz. Dolayısıyla oynarken. Bence bu çok güzel bir şeydi oyunla ilgili. Normalde ben hikayeli oyun severim. O yüzden bu anlamda hani Forza'yı eleştirmem gerekir. Ama dediğim gibi o kadar hani zaten bir yarış oyunu ne kadar hikaye olabilir ki diye düşünüyorsunuz. Ve bu hali çok hoşuma gitmiş oluyor. Çünkü zaten bu konuda yalan söylemiyor. Çok da açık yani bu konuda. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Yani oyunun çeşitli modları var ve sizi tek tek aynı şeylere sokmuyor. Sürekli aynı yarışı yaptığınızı hissettiriyor tabii ki ama yarış kendi içerisinde. Bence hani sunduğu araç çeşitliliği, kendi ufak dünyası ve her şeyle çok samimi bir hava veriyor bir kere. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben bu oyundan huzur buluyorum ya. Normal bir yarış oyunundan huzur bulmazsınız bence, bilmiyorum. Bunda ben onu buluyorum ama şunu söyleyeyim. Konsept olarak Need for Speed daha zengin her zaman. Yani özellikle bu Heat mantığından sonra Need for Speed daha atak bir oyun zaten. Yani bir şeyle savaşıyorsunuz siz Need for Speed içinde. Polise savaşıyorsunuz. Hikaye varsa oradaki karşılıklı savaşıyorsunuz. Yani bir şey var orada. Ama Forza'nın hani gel ve burada eğlenelim ya, huzur bul mantığı benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve bu benim için Forza Horizon'ı Need for Speed'lerin önüne koyuyor. 5'in de 4'ün yaptığı şeylerin aynısını yapıp bir tık daha, çok az ama hakikaten böyle üzerine konuşamayacağımız kadar genişletişi var. Yani hiç yeni bir şey yapmamış da aynı şeyi genişletmiş. Bu da mantıklı geliyor bana açıkçası. Bir de bu Forza Horizon'ı gerçi Need for Speed de yapıyor ama geri alma mantığı var. Yani Need for Speed'de yarışı tekrarlatıyordu da burada geri alıyorsunuz. Bence bu çok keyifli bir şey yine aynı şekilde. Çünkü hani evet, yarışlarında ciddi zorluk sevenlerin belki doğrudan kabul etmeyeceği, çok istemeyeceği bir şey ama benim gibi biraz daha öylesineyse bu iş keyif verdiğini düşünüyorum. Ha bir de şunu da söyleyeyim, yapmak zorunda değilsin ya. Yani Forza Horizon'ı oynuyorum abi, çok zora aldım. Bence zor diyecek de olabilirsiniz yani. Çok zora aldığınızda zor oluyor oyun zaten. Ben daha huzurlu bir oyun sevdiğim için böyle yapıyorum. Ve ayarlarında sunduğu, arayüzünde sunduğu kesinlikle inanılmaz bir mantık var ya. Yani ben Forza Horizon'ı bu anlamda çok beğeniyorum. Bu yüzden de yeni oyuna da puanım gerçekten yüksek. Şimdi analizi geride bırakırsak da gelelim iki haberimize. Jedi Survivor. Jedi Survivor'ın gelmesine çok az kaldı şu anda. Bu oyun gerçekten hepimizin heyecanla beklediği ve merak ettiği bir oyun haline geldi. Çünkü ben Jedi Fallen Order'ı çok beğenmiştim. Yani gerçekten bir Star Wars hayranı olarak da sunduğu şeyler çok hoşuma gitmişti Jedi Fallen Order'ın. Bu anlamda da bir anda hani Survivor benim çok merak ettiğim bir oyun oldu. Fiyatı ne yazık ki inanılmaz yüksek. Yani bu kadar yüksek bir fiyat hemen vermek çok güç açıkçası. İndirime de yakınlarda girmeyecektir. Böyle bir şanssız tarafımız var. 5 gün sonra, bu ben videoyu çekerken en azından 5 gün kaldı gelmesine ve gerçekten heyecan verici bir oyun. Şunu söyleyeyim, hani paylaştıkları görselleri de koyuyorum şu anda ya da videolar görüyorsunuz zaten. Benim çok hoşuma giden bir tarafı var. Customization koymuşlar. Yani karakter özelleştirme koymuşlar. Saçı, sakalı, işte giyinişi çok daha geniş yapabiliyoruz. Fallen Order'da bu çok azdı. Yani zaten kadın suratına hiçbir şey yapamıyorduk. Birazcık işte böyle gemisinin rengi, işte kılıcının, ışın kılıcının detayları çok az da olsa değiştirebiliyorduk. Sadece rengi bence çok büyük bir detaydı. Hani güzel, hani oyuna da gerçekten güzel gözüküyor dediğimiz. Kalın zaten biraz daha büyümüş haliyle karşılaşıyoruz. Bu da güzel. Hikayeyle ilgili veya yani paylaşılan limitli görsel ve video dışında çok fazla bir şey bilmiyoruz ama yani şunu söyleyeyim, mesela ilk oyunun sunduğu çok güzel bir hikaye vardı bir taraftan da. Yani Darth Vader'ı görmüştük hatta oyunun sonunda. Ya yani bunları sunan bir oyun vardı. Survivor'a geldiğimizde de bence gerçekten güzel bir şey bizi bekliyor. Söylenene göre Fallen Order'ın yaptığının bir tık ötesini yapıp gezdiğimiz gezegenleri daha geniş haliyle alıp bize bunu vermeye çalışmışlar. Bence bu da etkileyici. Yani en azından Fallen Order'ın bir tık üstüne çıkabileceğini görüyorum ben. Ha, hikaye çok önemli. Genel olarak mantık çok önemli ama ben şöyle düşünüyorum. EA normal şartlarda çok fazla online oyun yapan bir şirket. Genel olarak parayı nereden çok vururum diyen bir şirket. Ve hani mesela aynı oyuna milyonları sokmaya çalışıyor. Ama Jedi Survivor ve Jedi Fallen Order'da aslında bu olmuyor. Yani bir tekli bir oyun var burada. Yani bu anlamıyla da bu oyuna zaten verebileceğini, maksimumunu verdiğini düşünüyorum. Hani bir hikayeli oyunu bu kadar sevdiyse bunun üzerine devam ediyordur demek yani.
O yüzden de şunu söyleyebilirim, en azından benim öngörüm bu. Jedi Survivor çok üst düzey bir oyun olacak. En azından Fallen Order'ı çok beğendiyseniz bunu da çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Yani ben öyle tahmin ediyorum en azından. Ha ama şunu söyleyeyim. Jedi Fallen Order da aslında oyun dünyasında büyük bir etki yaratsa da hani böyle bir Red Dead'in çıktığındaki etkisini ya da Elden Ring'in çıktığındaki etkisini tabii ki yaratmadı. Yani bu senenin önde gelen oyunlarından biri olacak bence ama gidip de tak diye hani inanılmaz bir şey vuracağını sanmıyorum. Öyle görünüyor en azından, bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi Jedi Survivor'ın iyi bir oyun olduğunu ve etkileyici olacağını düşünüyorum. Sadece işte bu fiyat, Allah'ım ne yapacağız yani. Gerçekten hem Steam'in hem PlayStation'ın artık kuru sonuna kadar benimsemesiyle beraber özellikle böyle büyük prodüksiyonlu oyunların alınması çok zorlaştı. Ya bunun altından bir şekilde kalkmak gerekiyor. Jedi Survivor ile ilgili bir diğer detay da aslında şu ışın kılıcı detayları. Şu an görüyorsunuz. Şimdi bu Ghost of Tsushima'da da vardı. Bir duruş mekaniği var. Mesela siz orada su duruşu, toprak duruşu gibi şeyler vardı. Burada da kalın aslında ışın kılıcılarını nasıl kullanacağını yönetebiliyorsunuz. Ama en azından gördüğümüz kadarıyla 4 tane duruş varsa da biz aynı anda 2 tanesini kullanabiliyoruz. Bu bence bir taraftan güzel bir şey ama hani bir taraftan da şunu diyor oyun sana, yani hepsini aynı anda yapma, burada seç. Bu muhtemelen düşmanlara karşı benimseyeceğimiz bir şey ama soru şu, hangi düşmanla karşılaşacağımızı bilmiyorsak nasıl seçeceğiz? Buradaki mantık da şu olabilir belki. Şimdi kılıçlardan bir tanesi daha büyük bir kılıç. Yani aslında bizim daha ağır saldırılar yapmamızı sağlıyor. Dolayısıyla o anda gelecek saldırıya da daha açık oluyoruz. Bir tanesi Fallen Order'daki gibi normal saldırımız. Bir tanesi işte ikili ışın kılıcı. Yani iki tarafından da ışın kılıcı var. Diğeri de elimizde birer tane ışın kılıcı tutuyoruz. Yani aslında aynı varyasyonu değiştire değiştire ilerliyoruz. Bu bence güzel olmuş. Yani çünkü tekli bir oyun stilinden sizi biraz daha çıkartıyor ve yükseltiyor. Bu iyi. Zaten kalın artık daha üst düzey bir Jedi olmasıyla beraber muhtemelen dövüş de biraz değişmiştir. Yani en azından bunun arkasına girip iyi yayında geliştirdiğini düşünüyorum. Bu duruşlarla, bununla yani ben üst düzey bir oyun çıkartacaklarını düşünüyorum. Burada önemli olan hikaye. Çünkü zaten gezegenlerdeki macerayı arttırmışlar. Gezegen sayısı artmış. Dövüş dinamiğine biraz oynadıkları bariz. Burada önemli olan oyun nasıl? Yani hikayemiz nasıl? Hikayemiz gerçekten bu anlamda iyi mi? Kalın, hani nasıl bir şeyle karşı karşılayacağını biliyor muyuz? En son mesela Darth Vader vardı oyunda. Bu oyunda olacak mı? Bu oyunda Darth Vader'la mı savaşacağız mesela? Bunların hepsi önemli detaylar bence. Veya sanmıyorum ama direnişle karşılaşacak mıyız? Yani mesela Luke, Leia gibi tiplerle karşı karşıya gelecek miyiz? Bunların hepsi önemli yani. Bunları bilemiyoruz elbette. Hepsini göreceğiz. Bakalım, yani üst düzey bir oyun geliyor gibi görünüyor. Geldik Suicide Squad'a. Suicide Squad'la ilgili aslında şunu söyleyeceğim sadece. Ne yazık ki oyun 2024'de ertelendi. Yani 2023'e çıkacaktı. Hatta 2022'de, hatta 2021'de neredeyse çıkacaktı. Oyun tek tek ertelendi. Açıkçası bu iyi bir şey. Yani şu anda çok bekleyenini delirttiğini biliyorum ama tüm eksikleri eleyerek, oyunu zor kötü halinden çıkartarak karşımıza bir oyun sunacaklar. Bunu takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Oyun birçok anlamda zaten güzel gözüküyordu ama belli ki belli ekler yapmaya veya düzeltmeler yapmaya karar verdiler ki bu iyi. Bug'sız bir şekilde tertemiz karşımıza çıksın işte, bence bu iyi. Bunun yanında şunu söyleyebilirim Justice League ile ilgili, daha önce küçük bahsetmiştim çıkacak oyunlar kısmında ama Suicide Squad'ın şöyle bir problemi var. Suicide Squad'da biz aslında Justice League ile uğraşacağız. Flash'tır işte, artık yani bildiğimiz kadarıyla bunlarla uğraşacağız. Yani Flash, işte Supergirl, Wonder Woman gibi bir sürü normalde iyi kahramanla uğraşacağız. Bunların beyinleri yıkanmış halde ve biz temizlemeye çalışıyoruz onları öldürerek. Biraz daha karanlık bir oyun olacak gibi. Gerçi temasal olarak aydınlık gözüküyor. Yani böyle biraz daha arcade'imsi bir hali var. Zaten dörtlü sistem benimsiyor. Co-op oyunu daha çok. Şimdi biz bunu daha önce batan örneklerini gördük. Gotham Knight gibi, Marvel's Avengers gibi. Yani daha bir sürü aslında bu, mesela World War Z gibi, Back for Blood gibi, yani bir sürü bu tarz anlamda batan veya çok, hani batan dediğim en azından kalite anlamında biraz daha düşük işler sunmuş oyunlar gördük. Bakalım bu konuda Suicide Squad nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Buradaki iyi taraf sadece eğer Avengers kadar dağılmazsa biraz daha rahat bir işi çıkartabilir karşımıza. Burası biraz belirsiz. Yani oyunun güzel de bir sunduğu hikaye tarafı var belli ki. Bakalım nasıl olacak? Yani hep beraber göreceğiz. Onun da 2024'de ertelenmesi gibi bir bela geldi başımıza. Bakalım. İlerleyen günlerde iki yeni inceleme videomuz olacak. Bunlardan bir tanesi Immortals: Phoenix Rising. Diğeri de Dead Island 2. Bu iki oyun benim de çok merak ettiğim oyunlardı. Oynadım ve bakalım nasıl oyunlarmış, hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere.